Büyükada'yı acaba daha önce hiç bu kadar sessiz ve boş gördünüz mü? Şurada bir tane insan gördük şimdi. Burası ünlü saat meydanı. Saat 22.44 ve 22.55 vapuruyla Bostancı'ya geçeceğiz. İlk kez hayatımda bu kadar ıssız ve boş görüyorum. Aylardan 9 Kasım. Ve böyle bir meydandaki boşluk. Şurada bir tane açık yer var. Kapatıyorlar sanırım. Hem kış olmasından mütevellit hem de hava biraz soğuk. Şimdi sadece şu güzel vapur yerinden işte İstanbul'a geçeceğiz. O yüzden bu kamerayı açtım. Bu kadar ıssız ve boş görünce bir kedi. Böyle bir meydan. Gecesi çok keyifliymiş adanın. Hiç gece kalmamıştım adada. İlk kez kalıyorum. Umarım bir gece de kaldığım zaman yine kamerayı açar paylaşırım. Tarihi Pirinküpo dondurma burada hemen. Özellikle yazın bu sokakta yürümeye hacet olmuyor çoğu zaman. Ama şu anda böyle çok sakin, çok keyifli. Uzun süredir video paylaşmıyorum. Umarım bu haftadan sonra yeni videolar paylaşmaya başlayacağım. Bu da bir ilki olsun. Yine her zamanki gibi doğaçlama oldu. Şöyle Büyükada iskelesinden Bostancı'ya 9 dakika sonra yola çıkacağız. Belki yine gece kameramı açarım yolda. Çok rüzgar olmazsa yukarıda kalabilirsek. Ama şu adanın şu sakin anını sizle paylaşmak istedim. Yeniden kitap paylaşımları ve yol hikayelerine devam edeceğiz tabii ki. Gördüğümüz gibi herhalde Güzel Marmara Seferi bitmiş. Şu anda biz şehir hatlarıyla geçeceğiz. Karşıdaki ışık Heybeliada. Ve bu arada İstanbul buradan koy gibi gözüküyor. O kadar çok kartal ve Bendik civarı o kadar yoğun ışıklı ki artık bir şekilde koy hissi veriyor gece. Deniz çok sakin. Gitmek için bütün şartlar elverişli. Mom Otel hemen. Gördüğünüz gibi Yıldızlar Kafe kahvaltı. Sahil şeridi bu kadar sakin. Herhalde bir 5-10 kişiyle sanırım 22.55 vapuruna bineceğiz. Birazdan yeniden görüşebiliriz. Evet, buradan da Kartal Pendik. Bostancı Gülsuyu görünüşü adalarda. Ada kedileri. Onlar da sadece insanların olduğu iskeleye gelmişler. Mama arıyorlar. Bu iskele de Abdülhamit Han zamanında yapılmış. Tarihi bir iskele. Tarihi ve nitelikleri ile ilgili açıklamayı belki açıklamalar kısmında paylaşırım. Ama şurada girişinde hemen tarihiyle alakalı bilgi var. Onu göstereyim size. Evet, eski Büyükada iskelesi 1899'da hizmete girmiş. Burada bir bilgilendirme var. İzmitli mimar Mihran Azaryan'a aitmiş. 14 yılında 1914'te yapımına başlanıp 1915 yılında tamamlanmış. 1899'da ahşap olanı varmış. Ondan sonra da bu haliyle 1915'te hizmete girmiş. İçindeki tavan işlemeleri böyle. Restore edildi ve güzel de restore edildi. Hani bir restorasyon faciaları gibi bir şey olmadı. Öyle gözüküyor en azından. Biz son vapuru beklemeye devam ediyoruz. İskeleden girdik. Şimdi bu Paşabahçe vapuruyla sanırım. Ünlü Paşabahçe
yeni restore edilmiş, yeni tadilat görmüş ve sonra yeniden hizmete açılmış bir vapur. Buradan gördüğünüz gibi ne kadar yakın gözüküyor aslında İstanbul. Paşabahçe yaklaşık bir ay önce başladı sanırım hizmete yeniden. Yeniden düzenlenip yapıldı. Bu arada böyle çok şık bir kronolojik bir sıra yapmışlar. Ada hikayesiyle alakalı. Pardon. İşte yarışlar 1856-1896 Brinkpo'dan fotoğraflar, yelken, adaya ait ne varsa, deniz ve biz, işte Leventlerin ilkleri gibi. Bu da şöyle gördüğünüz gibi üstünde Osmanlıca öyküsüyle, şöyle kitabesiyle tarihi Büyükada iskelesi. Biz şimdi vapura geçeceğiz. Henüz kapısını açmadılar. Paşabahçe vapuru burada konaklıyor sanırım. Biz farklı bir vapurla geçeceğiz. Bu arada son sefer dedim ama son sefer değil. Bu arada videoyu uzatıyorum. Biraz sıkılan arkadaşlar olabilir ya da bu saatte kapatmışlar olabilir artık. Yapacak bir şey yok. Ben çok heyecanlandım bu gece bir ada hikayesinde. Gerçekten çok keyif aldım. O yüzden uzatıyorum biraz aslında. Kendimi paylaşıyorum. Kapatanlar da ya da sevmeyenler, hoşuna gitmeyenlerden de diyecek bir şeyim yok. Evet, şöyle İstanbul'a gideceğiz. Gece 3'te, gece 1'de ve 11.30'da ayrıca varmış. Bu arada Şehit İlker Karter vapuruna bineceğiz şimdi. Çok uzun zaman olmuştu vapura binmeyeli. Motorlardan daha kolay oluyor. Marmara'yı kullanıyoruz artık karşıya geçerken. Üsküdar'dan bazen Beşiktaş'a geçerken de küçük motorları kullanıyoruz. Daha hızlı ve akıcı oluyor. Özlemişim aslında vapuru da. Ve bu kadar boş vapur. İlk kez görüyorum gerçekten. Değişik bir tat. Tam eski usul. Evet. Buradan kapatacağım artık. Yeni videolarda, yeni doğaçlama yol hikayelerinde, yeni kitap paylaşımlarında umarım yeniden karşılaşırız. Bir ada gecesinden herkese iyi akşamlar diliyorum.